Hayırlı akşamlar Moda TV izleyicileri. Spor 52 programına hoş geldiniz. Bu akşam yine iki değerli konuğumuz var. Bu konuklarımız Kızılay Genel Merkez Laboratuvarı Sayın Erdoğan Kısacık ve yine Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Sayın Adnan Sobi. Erdoğan Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizinle başlayalım. Kendinizi eyvallah. Kısaca bize bir tanıtır mısınız? Adım Erdoğan Kısacık. Aslen Ünyeliyim yani ama Fas'ta ikamet ediyor. Fas'ta çalışıyorum. Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu raportörü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda kendi mesleğimde Fas'ta çamaşır ve çatallarda ilçe seçim müdürü olarak da görev yapıyorum. Evet müdürüm, sizi ileride sohbetimize devam edeceğiz ileride evet. Kılardı ama Adnan abimizi gerçi bu ekranlardan herkes tanıyor. O bu ekranların yakışıklı abisi. Estağfurullah. Siz de yine kısaca biz programımız gereği bir tanıyalım Adnan abi. Evet, ben Ahmet Bey size ve kıymetli Erdoğan Bey'e de teşekkür ederim. Böyle güzide bir konukla birlikte beni aldınız programınıza. Ben buradan bizi izleyen dostlarımıza gerçekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve inşallah programımızla birlikte onlarla da güzel bir sohbet ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Bizler bu akşam sizleri spor programına konuk etmemizin sebebi sizin zaten turizm işiyle uğraşmanız, turizm liderliği olmanız ve burada turizmle sporun eşdeğer olduğunu düşünerekten kesinlikle o konularda size sorular soracağız ve bilgilendirme isteyeceğiz. Ama biz ilk önce Erdoğan Kısacık müdürüme dönmek istiyorum. Şöyle kısaca Kızılay'ın genel faaliyetlerinden ilk önce bahsederseniz, biz hazırladığımız sorular var ama biz sizden evet. ilk önce genel merkezin faaliyetlerinden biraz bahsetmenizi istiyoruz müdürüm. Tabii Kızılay netice kısaca olacak bir kurum değil. Artık dünyada örgütü bakımından çok büyük bir kurum. Türk Kızılay 1868 yılında Osmanlı döneminde İlale Ahmer olarak kurulmuş. Sadece savaşta yaralanan askerlere yardım etmek amacıyla kurulan bir kurumuz. Daha sonra Cumhuriyet döneminde Türk Kızılay adını, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Kızılay adını almış ve her geçen günde faaliyet alanını genişleterek günümüze kadar gelmiş olan bir kurum. 152 yaşında olan bir kurumumuz. Tabii ki Türk Kızılay'ımız normalde ilk kuruluşunda savaştaki yaralı olan askerlere yardım etmek amacıyla kurulmuş. Daha sonra da doğal afetlerde görev yapmak üzere görevini devam etmiş. Ama günümüzde öyle değil. Tabii ben kısaca Türk Kızılay Genel Merkezimizin yaptığı faaliyetlerden size bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ulusal afet. Yani ülke içerisinde, sınırlar içerisinde meydana gelen bütün doğal afetlerde Türk Kızılayı olarak hemen müdahalede bulunuyoruz. Bunun için de bizim 9 bölgesel ve 23 yerel afet müdahale ve lojistik depolarımız mevcut. Ve bir yerde sel, deprem veya bunun gibi herhangi bir doğal afet olduğunda biz oraya anında bütün ekiplerimiz müdahalede bulunuyor. Gönüllerimizle birlikte ve oralarda yine beslenme alanında mobil ekmek fırını, mobil mutfak, mobil yıkama araçları birlikte oradaki kalıcı çözüme gidinceye kadar aradaki mesafeyi biz kapatıyoruz. Diğer konuda kan hizmetlerimiz var. Aslında Kızılay'ımızın Kızılay dediğiniz zaman sokaktaki insanlarımız hep kan ile ilgili bizi hep şey yapar. Biz aslında böyle o soruyu ben hazırlamıştım. Evet. Soracaktım size ama siz değindiniz. Evet. Yani Kızılay dediği zaman kan toplayan diye bizi görüyor. O da şundan kaynaklanıyor. Türk Kızılay'ın sokakta da bütün sahada kan hizmetlerimizin araçlarını gördüklerinden dolayı bizi sanki sadece kan toplayan bir kurum gibi görürler. Bu kan hizmetlerimiz bizim Türk Kızılay'ımızın yaptığı faaliyetlerden, işlevlerinden bir tanesi. Türk Kızılay'ımız ülke genelinde 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi ve mobil kan bağış araçlarıyla 300'den fazla noktada devamlı kan bağışı almakta. Dediğimiz gibi kan sürekli bir ihtiyaç, acil değil sürekli olan bir ihtiyaç ve TEP fabrikası insan olan, yani insan dışında bir yerden ihtiyacı karşılamayacak olan, üretilemeyen tabii ki, aynen bir, öyle. Evet. Bu nedenle de bütün kan mobil araçlarımız olsun, kan bağış merkezlerimiz olsun devamlı vatandaşlarımızı bekliyoruz. Özellikle şu pandemi döneminde ve Ramazan'dan yeni çıktık, kan bağış sayılarımız çok düştü. Yani stoklu çalışıyorduk, artık stokumuz yok. Dikkat ederseniz bu sorular size de zaten çevrenizde mutlaka eskiden hiç duymadınız, duymuyorduk. İşte kan ihtiyacı ile ilgili. Ama şimdi mutlaka birilerinin kan ihtiyaçlarının olduğunu duyuyoruz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Kan bağış sayılarımızın azaldığını gösteriyor. Ama inşallah hızlı bir şekilde kan bağış sayılarımız da yükselecektir. Çünkü artık yavaş yavaş COVID düşmeye başladı. Vaka sayıları düşmeye başladı. Ramazan'da çıkmış olduk. Şu anda ekiplerimiz bereketli geçiyor. İnşallah yakın bir zamanda hem ihtiyacı karşılar hem de stoklu çalışmış olacağız. Çünkü bu pandemi sürecinde özellikle hastanelerde acil olmayan ameliyatlar yapılamamıştı. Ama şimdi vaka sayısı düşünce acil olan ameliyatlar da yapılmaya, acil olmayan ameliyatlar da yapılmaya başladıkça kan ihtiyacı artmaya başladı. Bu nedeniyle buradan sizin vesilenizle bütün vatandaşlar, bütün sağlıklı insanlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Sadece 15 dakikalarını alacak. Ayrıca bizim kan bağış noktalarımızda COVID bulaşma riski yok. Onun için çok gönül rahatıyla gidebilirler. Bu aynı zamanda sağlığımızın da bir zekatı. Yani nasıl ki malımızın zekatını veriyorsa sağlığımızın da bir zekatı. Bu nedenle de bütün sağlıklı insanlarımızı kan bağış noktalarına bekliyoruz. Bize lazım olmaz, bizim ihtiyacımız hiçbir zaman olmaz demesinler. Bir gün elbette bizim de ihtiyacımız olacak. Bu nedenle ben bu konuyu çok önemsiyorum. Diğer yaptığımız çalışmalardan bir tanesi uluslararası yardımlarımız. Türk Kızılay'ın son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insani kaynaklı yardımlara bulunuyor. Ve 147 ülkede yardım elimizi uzatmışız. Biz dil, ırk ayrımı yapmadan dünyadaki hangi ülkede ne tür bir afet olsa, doğal afet veya diğer afetler ne tür afet olsa biz burada yardım elimizi Türk Kızılay'a uzatıyor ve uzatmaya da devam ediyor. Yine Türk Kızılay'ımız Filistin, Sudan, Endonezya, Sri Lanka, Kırgızistan, Kosova, Somali, Pakistan gibi ülkelerde devamlı insani yardımlarımıza ulaştırıyoruz. Ayrıca sadece insani yardım ulaşmakla da kalmıyoruz. Yani orada bir afet, yani bu savaş da olabilir, başka bir afet olabilir. Orada yerel insanların kullanabileceği sağlık hizmetleriydi, barınma hizmetleri de bunları da yapıyoruz. Yani normal kalıcı çözüm buluncaya kadar oradan ayrılmıyoruz. Ve son zamanlarda yine Filistin'deki biliyorsunuz Filistin konusuna evet, özellikle değineceğiz ama burada biz kan bağışıyla ilgili biraz Adnan abime bir şey sorma, bu konuda birkaç sorum olacak. Tabii, Adnan abim de bir STK başkanı, çünkü dernek başkanı. Biz evet, de bir derneklerle ve STK'larla uğraşıyoruz. Aslında gördüğümüz, biz bunu birkaç kere yaptık STK'larla ilgili. Kurulan dernekler ve STK'lar, federasyonlar genel anlamda aslında tüm sosyal projelerin içinde olmalı. Bugün Kızılay dünyaya mal olmuş, bizim göğsümüzü evet, kabartan, gerçek anlamda başımızın tacı olan bir kurum. Biz artık dernek demiyoruz, kurum diyoruz ona. Evet, gerçek aynen, anlamda aynen, bir kurum olmuş. Ve bugün devletin gücüne yakın gücü olan ve her alanda, afatlarda, işte bu hastalığımızda, ne bileyim fakir bir aile olduğunda veya çatısı göçmüş, gerçek muhtacı olan bir onarım inşaat işine kadar faaliyetleri olan bir kurum oldu. Burada dernekler, STK'lar, özellikle Ordu'dan bahsediyorum. Yani Fatsa, Ünye, Kumru fark etmez. Genel Ordu çerçevesinde dernekleri kuruyoruz. Başkanlığına alıyoruz. Tabelamızı asıyoruz. Ama hiçbir projede yokuz. Hiçbir sosyal faaliyette yokuz. Sadece işte dernek olsun ama benim olsun diye bir şey var. Bu konudaki yorumlarınızı alabilir miyiz? Veya bu konuyla ilgili özellikle kan bağışı, çünkü biraz önce müdürüm söyledi. Tek insanın üretebildiği, fabrikası olmayan bir ürün bu. Evet. Sizden bu konuda fikirlerinizi almak istiyoruz. Şimdi ben öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten aslında Kızılay'ın kuruluş amacıyla turizmin tanımı da zamanın değişimine göre de değişti aslında. Erdoğan müdürümüz de çok güzel anlattı. İlk başta doğal afetler için kurulmuştu ama dünya o kadar hızlı gelişti ve değişti ki mecburen siz de dünya ile birlikte dönüşmek zorundasınız. Yani dünyaya ayak uydurmak zorundasınız. Kaldı ki turizmin tanımı da değişti. Ben önce aslında turizmin tanımını yapmak istiyorum Ahmet Bey. Önceden turizm dendiği zaman gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla insanların bulundukları yerden başka bir yere gittiği hareketlilikti. Ama şimdi dünya o kadar değişti ki şu an bizim Fatsa'dan Ünye'ye gitmemiz dahi bir turizm hareketi. Çünkü karşılığında bir ticari faaliyet yapıyoruz, bir gezme, ziyaret etme amacıyla gidiyoruz. Dolayısıyla bunu da iyi pazarlamamız lazım. Ben bu anlamda Kızılay'ın gerçekten Erdoğan Bey'in anlattığı gibi dönüştüğünü ve doğru yönde ilerlediğini ben takdir ettiğimi de belirtmek istiyorum. Ve aynı zamanda buradan bizi izleyen, dinleyen bütün dostlarımıza da gerçekten kan verme anlamında, yani sadece bir kan değil can vermiş oluyorlar. Yani sadece 5 dakikayla bir can vermiş oluyorlar. Ve can vermek Allah'a mahsustur ve Allah insanoğluna böyle bir özelliği de bahşetmiş oluyor. Ve bunu da Kızılay aracılığıyla yapabiliyoruz. Bence imani anlamda bakılması gerektiğini düşünüyorum bu konuya. Ve kan verme anlamında İmani ve insani. Tabii ki. İmani ve insani. Ve bu anlamda hassasiyet göstermelerini ve vermek için mücadele etmelerini ben buradan önermek istiyorum. Diğer taraftan Ahmet Bey sordunuz. Aslında çok önemli bir soru. Baktığımızda ben mesela Ünye'de Kent Konseyi Başkanlığı yaptığımda Ünye'de yaklaşık 180 tane dernek var. Bunun şeyler hariç işte cami yaptırma, başka amaçla kurulan, öğrenci okutma amaçla kurulan dernekler hariç sosyal hayata katkı sunacak dernekler anlamında. Bu anlamda dernekler kuruluyor. Maalesef dediğiniz gibi yani bir yerde olmak için yapılıyor. Benim dernekler masası var kaymakamlıklarımıza bağlı. Dernekler masası faaliyet raporlarımızı sunuyoruz. Her yılın Mart ayının sonunda pandemiden dolayı Nisan sonuna kadar ertelenmişti. Şimdi bu faaliyet raporlarında yapılan faaliyetleri belli bir puanlama yapılsın. Densin ki 100 üzerinden 60'ın altında kalan dernekler uyarı verilsin ya da kapatılsın. Yeniden açma mecburiyeti doğsun. Çünkü atıl kalıyor derneklerimiz. Yani burada turizm amaçlı bir dernek yaptıysan temsil ettiğin şehrin turizmsel değerlerini, faaliyetlerini ki biraz sonra spordan da bahsedeceğiz. Biz gerçekten Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak sadece Ünye'nin de değil, biraz sonra bahsedeceğim. Fatsan'ımızın değerlerini de Çaybaşı'mızın, İkizce'mizin, Aybastı'mızın, Ordu'muzun yani turizmde zaten sınır yoktur. Turizmde sınır biçerseniz turizmi kapatmış olursunuz. Evet. Turizmde ne coğrafyası vardır turizmin ne insani ayrımı vardır. Tamamen insan odaklı ve huzur odaklı bir sektördür. İşte bunu da yaparken doğayla barışık olmak zorundasın, hayvanlarla barışık olmak zorundasın, insanlarla barışık olmak zorundasın, kentinle barışık olmak zorundasın. Yani turizm demek aslında insanın mutlu yaşaması demek. Bu amaçla bu hareket yapılıyor. Ama bu anlamda dediğiniz gibi dernekleri kurarken de ben buradan Fatsa'dan izleyen dostlarımız varsa Fatsa'da bir an önce bir turizm derneğinin kurulması ben özellikle istiyorum. Çünkü Fatsa Ünye'den daha bakir. Çünkü Fatsa'nın daha keşfedilmemiş coğrafyası var. Fatsa'nın bir Çıngırt Kalesi var. Emin olun içinde binlerce yıllık tarihi taşıyor ama keşfedilmedi, hayata geçirilmedi, kazandırılmadı. Diğer taraftan kaplıcası var. Karadeniz'e en yakın, denize en yakın. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin tek kaplıcası. Ve bunun açıldı. Ben buradan açan işletmecilerimizi tebrik ediyorum. Ama sahil yolundaki, uluslararası yoldan Ilıca kavşağındaki tanıtımı sıfır noktasında. Yani o kavşağa gelindiğindeki ışıklar da var orada. Bizim dernek olarak hep şu çalışmamız var. Onu tamamlayayım, sorunuza geçeyim. Kültür kavşakları tanımımız var. Yani, ben o konuyu soracaktım. Siz benden önce ben aynı şeyi soracaktım. Buyurun buyurun. Tamam. Şimdi kültür kavşaklarının amacı şu. Kavşak demek buluşma noktası demek ve ayrılmak noktası demek. Kavşakta buluşursunuz ve kavşağın ayrıldığı ara yollara da dağılırsınız. Hem ayrılırsınız hem buluşursunuz. İşte o nokta merkez noktalardır. Hem şehirlerde hem de uluslararası yollarda. İşte o ayrım noktalarında davetkar vitrinler oluşturmanız gerekiyor. İnsanlar kavşağa geldiği zaman tamam dünya değişti, gelişti, teknoloji var, navigasyon var ama gözün de görmesi gerekiyor. Kalbin de yürümesi gerekiyor. İşte bu anlamda bu vitrinsel çalışmalar yapılması lazım. Bu şekilde aynı şeyi düşündük biraz farklı olarak ama ben hatta Giresun'dan başlayıp bu tarafa gelenlere işte Ilıca ne tarafta bizim? Sol tarafta. İşte sol tarafa genel olaraktan insanların sola yönlendirici gerekirse afiş yani o ışıklı afişlerle bu kaplıcanın tanıtımı Samsun'dan da gelirken sağ tarafa yapılarak da ve dediğiniz gibi kavşaklara bu bizim kavşaklarımıza hem kültürümüzü tanıtacak bir şöyle güzel hamsi ile ilgili bir ne derler ona? Görseller evet, üzerine fındık daha üzerine de o kaplıcanın bir maketini koyaraktan insanları yönlendirme gibi düşünmüştüm ama aynı şeyler düşünmüşüz baktığımız zaman. Evet size tekrar döneceğiz ama Adnan abim Erdoğan müdürüme Kumru'daki ilk Kızılay çalışmalarından Kızılay'da kaç yıldır var? Evet. Kendini Kızılay'a benim bildiğim herhalde 24 seneyi devirdiniz mi? 22 yıl oldu. 22 yıl olmuş. Ben 2 yıl KDV koymuşum. Evet. Sorun yok. Ama Kumru'da çok güzel yaptığı şeyler var Erdoğan müdürüm. O dönemde biz de şahit olduk. Daha küçücük ilçelerde şubeler bile, temsilcilikler bile kurulmamışken ilk kez Kumru gibi bir ilçede market kurdu. Bu serüveni bir anlatır mısınız müdürümüze? Ben ona anlatmadan önce yarım kaldı. Bu kızla yani yaptığımız faaliyetlerimizi kısa değinmek açısından ben onu bir bitireyim. Ondan sonra geçelim oraya. Böyle yapalım. Sosyal hizmetler diye bir birimiz var, direktörümüz var. Burada da neler yapıyoruz? Türk Kız Dayı gerçekten Türkiye'de bütün il ve ilçelerimizde örgütlenmiş durumda. Yani en büyük örgütlenmiş bütün ilçelerimiz var. 262 şubemizde ve 282 temsilcimizde bütün her tarafta teşkilatımız var. Bu teşkilat, şube ve temsilcilerimizde neler yapıyoruz? Vekalet kurban kesimleri kampanyası, ada kurban kesimi, zekat, sevgi borçası, özel eğitim sınıfları yapıyoruz. Büyük alışveriş zincirleriyle gerçekleşen işbirliklerimiz var. Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda kulilerini bütün ülkenin genelinde dağıtıyoruz. Yine kurban ayında, önümüze yine bir kurban ayı geliyor. Kurban ayında kesilen kurbanlar biz bütün yıl boyunca, yani kurban bereketi yılın 12 ayı sürsün düşüncesiyle kuşbaşı ve kıyma kavurma şeklinde bütün ülkemizin bütün ilçelerine, bütün şubelerimize göndererek fakir fukara ve yoksula ulaşmasını sağlıyoruz. 13 tane aşevimiz var. Ülkemiz genelinde 3 tane huzur evimiz var. 8 tane öğrenci yurdumuz var. 5 tane giyim yardım merkezi ve kimsesizler eviyle mağdurlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunu diğer konuda sağlık hizmetlerimiz var. Türk Kız Dayı'mız ta kurulduğundan bu yana sağlık hizmetlerini vermeye devam ediyor. Ve her geçen günde kendini modern bir şekilde, teknoloji uygun bir şekilde ayarlıyor. Ve şu anda bizim Konya ve Kayseri'deki hastanemiz ve İstanbul'da bir hastane ve 2 tıp merkezimizle yine kaliteli bir şekilde düşük ücretine, yani uygun ücretine veya ücreti olmayan, mağdur olan kişilerde ücretsiz olmak kaydıyla sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. İlk yardım eğitimleri veriyoruz. Bu ben çok önemsiyorum. Gerçekten evde özellikle anneler, evdeki bireyler ilk yardım konusunda çok zayıfız. Bu nedenle 32 ilk yardım merkezimizde eğitim programları düzenliyoruz. Bu zamana kadar 100.000'den fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Gençlik hizmetlerimiz var. Gençlerimizi çok önemsiyoruz. Özellikle kızlarcılık ve yardımlaşma kültürünün erken yaşlarda gelişmesi ve eğitim çalışmalarına yürütülen Türk Kız Dayı aynı zamanda gençlerimize bu kültürü aşılamak için Genç Kızlar Genel Başkanlığımız var ve Genç Kızlar Genel Başkanlığımız adı altında da bütün Türkiye'de, bütün illerimizde ve ilçelerimizde Genç Kız Dayılarımız var. Ve özellikle pandemi döneminde Ramazan'da Genç Kız Dayı'daki gönüllü kardeşlerimizle birlikte bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Aynı zamanda da kamplarımız var. Durumu iyi olmayan, durumu zayıf olan çocuklarımızın, öğrencilerimizi bu kamplara götürerek tatil yapmalarını ve diğer ülke içerisindeki diğer çocuklarla birlikte beraber zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Tabii diğer bir konumuz, ülkemizin konusu göç ve mülteci hizmetlerimiz var. Ülkemizde bildiğiniz gibi özellikle Suriye'deki, güneyimizdeki savaşlardan dolayı müthiş bir şekilde var. Çok fazla bir şekilde mültecimiz var. Tabii ki bu mülteciler ülkemiz içerisinde ve onlarla ilgili toplum merkezlerimiz var ve toplum merkezlerimizde bu kişilerin dil öğrenmesini, meslek öğrenmesini, ülkedeki yaşayan insanlarla birlikte kaynaşmasını sağlıyoruz toplum merkezleriyle birlikte. Ve sınırlarımızda yine kamplardaki bu kalan bu mülteci kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aynı zamanda sınır dışındaki kalan, savaştan mağdur olan bu yine mülteci kardeşlerimizi kalıcı konut yapmak, onların ihtiyaçlarına göre barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve karşılamaya da devam ediyoruz. Şurada bir şey sorayım sadece. Tam yeri gelmişken. Kızılay'ın genel geliri nedir? Tam çünkü bu şeylerden, ödemelerden, evet, şundan bundan bahsedildi ya, bağışlardır değil mi? Tabii, Türk Kız Dayı'mız devletin bütçesinden hiçbir yardım almayan, sadece ve sadece bağışlarla ayakta duran bir kurumuz. Sadece bağış. Tek kaynağımız bağış. Başka bir şeyimiz yok. Peki programımızda bir 15 dakikadır devam ediyor. Tam bu bağışlarla demişken daha önceden de konuştuğumuz gibi şu bir SMS kampanyası ile ilgili sizden bunları bir alalım. Aynen. Ondan sonra devam edelim o zaman. Şimdi gördüğünüz, yani şu anda izleyicilerimize yaşıyoruz. Neticede İsrail her zaman olduğu gibi yine Kudüs'teki, Filistin'deki halkımıza saldırdı. Mescid-i Aksa'ya saldırdı. İbadethanemize saldırdı. Ve orada müthiş bir insanlar mağdur durumda. Genel Başkanımız Doktor Kerem Kınık şu anda bir kampanya başlattı. Ve bu kampanya birlikte, yani Filistin'e uzat elini diye bir kampanya. Orada şu anda acil olan bazı ihtiyaçlar var. Özellikle ambulans ihtiyaçlar var. Bunun için de yardımlar toplanmaya başladı. STK'lar el atıyorlar. Diğer iş adamları vesaire hepsi el atmaya başladılar. En kolay yöntem, bağış yöntemi. Cep telefonumuzu elimize alıyoruz. İsterseniz biz de yapalım bunu. Evet, canlı yayında yapalım. Evet, canlı yayında yapalım. İzleyicilerimiz de yapabilirler. Herhangi bir operatör olabilir, Turkcell olabilir, Vodafone olabilir veya Türk Telekom olabilir, hiç fark etmez. Bütün bu operatörlerin hatlarından kısa mesaja evet, mesaj yazıp şuraya kime kısmına 2868 diyoruz. 28. Tekrar edelim müdürüm. 68. Vatandaşlarımız hızlı geçmiyor. Evet, anlaya yapalım. Kime dediğimizde 2868'e evet, Filistin yazıyoruz. Filistin yazıyoruz. Filistin yazdıktan sonra gönder diyoruz ve gidiyor. Gittiğinde size bir mesaj gelmiş olacak. Evet, aynen şu mesaj geldi. Bana geldi şimdi. Değerli bahçemiz, vermiş olduğunuz destek ile 10 TL bir ihtiyaç sahibinin hayatına dokunduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bir şartlı bağış evet, oldu. Bu bağış direkt Filistin'e gitmiş olacak. Bu bağış yakın direkt çekim Filistin'e... yapabilir misin Alev Hanım? Yok, yapamıyoruz şu an. Öyle mi? Evet. Evet. Ekrandan da görüyorlar herhalde. Ekrandan görüyorlar. Tamam. Evet. Aynen. Direkt Filistin'e gitmiş olacak. Diyeceksiniz ki 10 TL az bir rakam. 10 TL az bir rakam diyeceğiz ama işte damlaya göre oluyor. Evet. Bu da bir ihtiyaç karşılanmış. Bütün izleyicilerimiz de bunu yaparlarsa en basitinden hayrımızı da yardımımızı da Filistin'e ulaşmış olmuş olacağız. Ve siz de hayra vesile olmuş oldunuz. Eyvallah. Allah razı evet, olsun. Ve bu vesileyle evet, tam orta noktada girelim dedik. Çünkü izleyicilerimiz bu mesajlara atsınlar istedik. Biz çok de böyle güzel, bir sosyal projeye programımızda destek vermiş evet, olalım dedik. Teşekkür ediyoruz müdürüm. Devam edelim müdürüm. Evet. Mineralli su işletmelerimiz var. Afyon'da 17 Ekim 1926 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından bize geri getirmesi için bağışlanmış Afyon maden suyumuz. Peşinden de 2014 yılında Erzincan'da yine bir fabrikamız kuruldu ve buradan klasik maden suyu, meyve aromalı maden suyu ve meyveli maden suyu üretmekteyiz. Toplamda 1 milyar 100 milyon şişe üretim kapasiteye sahibiz. Ve bu nedenle de ben Kızılay maden suyumuzu mutlaka tüketsinler. Çünkü yani bir şeyi tüketiyorsunuz. Bağış oluyor aynı zamanda. Tabii bağış oluyor. Evet. Yani ona verdiğiniz parası başkasının ihtiyacını gidermiş oluyor. Evet. Fakirin, yoksulun, muhtacın, yetimin, garibanın ihtiyacını gidermiş oluyor. Onun için de yani bir şey içerken hem de ihtiyacınızı karşılıyorsunuz hem de yardımda bulmuş aynı oluyorsunuz. Aynı zamanda evet, çok kaliteli bir tükettikçe çok seveceksiniz. Diğer konu çadır tekstilimiz var. Bizim Ankara, Malatya ve Erzincan'da çadır üretim tesislerimiz var. Biz buradan çadır üretiyoruz. Eskiden afetlerde hem barınma hem beslenme hem de kurtarma Türk Kızılay'ındaydı. Ancak AFAD kurumumuz kurduktan sonra biz sadece beslenme ve barınmanın bir kısmına iştirak ediyoruz. Diğer kurtarma, arama kurtarma AFAD kurumumuzda. Aynı zamanda yine özel STK kurulmuş olan... Siz oraya lojistik ve gıda desteği sağlıyorsunuz. Beslenme. Hatta biz en son çıkan biz oradayız. Mesela İzmir'de deprem oldu. Elazığ deprem evet, oldu. Yakın bir zamanda söylüyorum. Veyahut da Giresun Dereli'deki sel afeti oldu. Sel, evet. Orada mesela afet işini bir türlü çıkıyor. Diğer kurtarma ekipleri çıkıyor. İtfaiyesi, belediyesi çıkıyor ama en son biz çıkıyor. Biz hatta çıkmamız aylar buluyor. Tabii. Çünkü neden? Halkın refah seviyesine kavuşması lazım. Çadıra iyileştirmişsiniz. O insanların beslenmesine... vermek zorundasınız. Ne zaman ki o insanlar bir evi olduğunda, bir eve kalıcı konuda yerleştiğinde o zaman biz oradan ayrılmış oluyoruz. Onun için Türk Kızılay'ı her zaman biz bazı medyadan düşüyor mesela. Elazığ deprem oluyor. Benim zaman basında kalıyor ama ondan düşüyor. Basından düşüyor ama biz hala oradayız. Hizmetler devam ediyor. Hizmetimiz devam evet, ediyor. Bizim bağış yöntemlerimiz az önce dediğiniz gibi Türk Kızılay'ımızın tek kaynağı bağış. Başka hiçbir gelirimiz yok arkadaşlar. Ondan dolayı da bağış yöntemlerimiz var. Bizim web sayfamız var. Kızılay www.kızılay.org'de bir web sayfamız var. Buradan da bu bilgileri alabilir. Banka yoluyla bağışımız var. Yani direkt IBAN numarasına gerek ulusal gerekse uluslararası yani başka yurt dışından da IBAN numaralarından direkt bağış yapabilirler bize. 168 ücretsiz çağrı merkezimiz var. Yani 168'de aradıklarında oradaki çağrı merkezinde nasıl yardım edeceklerini bilgi alabilirler. İnternetten online ve düzenli bağış var. Eğer ki siz bankacılık internetten hesabınız varsa onu kullanıyorsanız oradan da direkt bağış yapabilirsiniz. PTT işlem merkezlerinden 2868 nolu Türk Kızılay posta çeki hesabıyla da bağış yapabilirler. Diğer yine az önce yaptığımız gibi Turkcell, Türk Telekom, Vodafone operatörlerine bağlı tüm hatlardan 2868'e SMS bağışıyla 10 TL olmak üzere bağış yapabilirler. Biz az önce Filistin yazıp 2868'e gönderdik. Bu bir şartlı bağıştı. Gittiğin paradan. Bunu sadece Filistin için kullanabileceğiz. Ama Arakan, Aşevi, Bağış, Çadır, Eğitim, Evde Kal, Hilal Koli, Sağlık, Sevgi, Su Kuyusu, Sudan, Yemen, Zekat gibi yazarak da yine şartlı bağışlarını 28-68'e gönderme kaydıyla şartlı bağışlarını yapabilirler. Tabii ki Ramazan geçti. Ramazan'da oruç tutamayan birçok vatandaşımız vardır. Bu vatandaşlarımız biliyorsunuz oruç tutamayanlar fidye veriyorlar. Evet, fidye bedelleri var. 28 lira bedeli. Evet. Onu da yine Türk kızlarıyla verebilir. Onun zamanı herhalde geçmedi biliyorum. Her an verebiliyorlar. Bilmiyorum yani o konuda. Fitre Ramazan bitinceye kadar ama fidye istediği zaman verilebiliyor bildiğim kadarıyla. Fidyeyi de yine 28 vermeyenler verebilirler. Vermeyenler. Fidye yazıp 28-68'e gönderme kaydıyla 28 lira karşılığında fidyelerini ödeyebilirler. Bize bağış yapabilirler. Yine Türk Telekom abonesi olanlar düzenli kızla yazıp 39-65'e gönderdiklerinde o da yine düzenli her ay düzenli abone sistemiyle bize bağış yapabilirler. Mobil uygulamayla bağış yapabilirler. Şube ve temsilciliklerimiz aracılığıyla bağış yapabilirler. Yani ben işte bunlarla uğraşmak istemiyorum deyip bulunduğu ilçede ve ilde şubemize gitme kaydıyla orada da bağışlarını yapabilirler. Diğer bir konu arkadaşlar gayrimenkul bağışı. Hani biz dedik az önce gelirimiz nakdi bağışımız var. Yani günlük bağış alıyoruz nakdi bağış. Aynı bağışlarımız da var. Yani hep nakdi bağış da olmayabiliyor. Diyor ki mesela biz butik giyimlerimiz var. Butik giyimlerimizde kıyafet bağışı alıyoruz. Firmalar bize bağışlarını yapıyorlar. Kimi araç bağışı yapıyor. Ama buna kadar gayrimenkul bağış gelirlerimiz de var. Yani 1868'den bugünümüze kadar insanlar bağışlarını yapmışlar. Demiş ki ben bu binayı bağışlıyorum demiş. Kızlara bağışlıyorum. Evet. Onun da kira gelirleri vesaire gelirlerinin bizde bağış devam ediyor. Tabii ki bu gayrimenkul bağışlarında şartlı ve şartsız bağışlarımız var. İşte şartsız bağış nedir? Kişi gayrimenkulünü olduğu gibi geliyor tapusunu yani, tapusuyla veriyor. Tapusuyla evet. Verir. Artık o şartsız bağış da bize geçer. Bir de intifa kullanma hakkı şartıyla bağış var. Bu da şu. Kişi gayrimenkulünü bağışlıyor ama diyor ki ben ölünceye kadar bu evde oturacağım. Ya da buranın kirasını ben ölünceye alacağım. Evet. Ben öldükten sonra bunu kullanma hakkı Kızılay'a verecektir. Evet. Buna da biz intifa kullanma hakkı şartıyla bağışlıyoruz. Bir de huzur evinde kalma şartıyla bağış yapanlarımız var. Bizim ülkemizin birçok yerinde huzur evlerimiz var. Ve bu huzur evini daha çok genişleteceğiz. Daha çok alanı açacağız. Kişi ben bir gayrimenkul bağışlıyorum diyor. Ama şartım şu diyor. Ben huzur evinizde kalmak istiyorum ölünceye kadar. Burada da şartımız kısaca bir şartımızı söyleyeyim. 10 yıllık yani bağışladığı gayrimenkulün bize 10 yıllık tutarında veya üstünde olması gerekiyor. Gelirinin. Yani ondan dolayı da bu nedenle de eğer huzurevinde kalma şartıyla da bağış yapmak ister bize bağışlarını yapabilirler. Diğer bir konu arkadaşlar en büyük bence Gönüllü.org diye bir sitemiz var. Sayfamız var. www.gönüllü.org diye. Bütün herkesi genç, yaşlı, yaşayan herkesi bu gönüllü orga üye olmaya davet ediyorum. Kızılay'ın çünkü gerçekten şu anda en fazla gönüllüsü olan, en fazla kaydı olan bir kurumuz Türk Kızılay'ı. Türk Kızılay'ı ne benim, ne Adnan Bey'in, ne Ahmet Bey'in. Türk Kızılay 81 milyon evet. insanın, herkesin. Ondan dolayı da ben bütün 81 milyon vatandaşımızın hepsinin genciyle, yaşlısıyla herkese Türk Kızılay'ına üye olmaya, ben de Türk üyeyim onu söyleyeyim. Evet. Ünye Kızılay'a üyeyim. Evet. Türk Kızılay'ın gönüllü olmaya davet ediyorum. Gönüllü org'da şöyle bir şeyimiz var bizim bu sayfada. Siz gidiyorsunuz gönüllü org'a bütün bilgilerinizi giriyorsunuz. Girdiğinizde yaşadığınız şehirde Kızılay şubemiz ne lazım oldu? İşte sporcu lazım oldu. Diyor ki benim sporcu o da kriterler var. Ben diyor işte 15 ile 30 yaş arasında işte şu spordan anlayan, şu kişilerden istiyor. Tak o bilgiler ekrana geliyor. O bilgi ekrana geldiğinde şu tarihte, şu saatte, şu program var diyor. Onlara bilgi tak gidiyor, mesaj gidiyor ve böylece daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Özellikle deprem zamanında işte afet eğitimi almış veya yardım eğitimi almış kişiyle ulaşmakta çok bize fayda sağlayacak bu. Çünkü neticede biz hep deprem olarak İstanbul vesaire diyoruz ama bak geçen Türkiye, gün evet. Fatsa'da oldu. Evet. Ona yani deprem oldu. Bölgemiz de artık bir deprem bölgesi. Kesinlikle. Yani bu bir kesin Karadeniz sahili artık kesinlikle bir deprem bölgesi. Onun için kesinlikle hem dediğiniz gibi Kızılay'ın bu şeyi hem de arama kurtarma ekiplerine çok büyük işler düşüyor. Vatandaşa işler düşüyor. Aslında aynen vatandaş öyle. Eğitimli olmalı. Yani o da sizin dediğiniz gibi anca STK'larla oluyor. Başka türlü olmuyor maalesef. Şimdi diğer baştaki sorunuza gelelim. Ben sene 1998'de Türk Kızılay'ına üye oldum. Yani şube başkanı olarak başladım. O zaman Kumru'da çalışıyor. mesleğim seçim müdürüm ben. Devlet memuru. O zaman Türk Kızılay Genel Başkan Vekilimiz Fadıl Ünver abimiz var. Fadıl Bey. Burada da hürmetlerimi sunuyorum. Baba öyle. Dostumuzdur. Evet. Fadıl abi o zaman bizi bu işe soktu. Hatta gönülsüz girdiydik. Ya yapmayalım yani bu uğraşmayalım herhalde. İyi ki de sokmuş. İyi ki de bu işin içine girmişiz. Tabii ki Kumru'da Kızılay Şube Başkanlığı'na başladığımızda sene 98'den sonra 99'da acı bir olay yaşadı. Maalesef. O da şuydu. Gölcük depremi. Tabii Marmara depremi. Marmara depremi, evet. Marmara depremi çok uzun bir şeydi. Yani ta Çınarcık'tan, Armutlu'dan, Balıklı'dan, Avcılar'a kadar, evet. Çok uzun bir koridoru kapsayan bir depremdi. Gerçekten Allah göstermesin böyle bir deprem bugün de olsa. O depremin yaşayanlardan bir tanesi bendim. O bölgedeydim. Ben de İstanbul'dayım. Ben de yaşadım. Evet. Ben de yaşadım, evet. Tabii ki orada neticede o dönemin Türk Kızılay'ı olsun, devletimiz ilgi birimler olsun maalesef yetişemedik. Büyük bir depremdi. Çok büyük, evet. Tabii ondan sonra Kızılay kendini özellikle 2002'den bu yana müthiş bir şekilde ilerletmeye başladı. Her dönemde, her gelen genel başkanımız üzerine bir tık koydu. Ancak tabii ki Doktor Kerem Kınık genel başkanımızla birlikte Türk Kızılay'ı artık hızlı bir şekilde yürümeye başladı. Kerem Başkan'dan konuşmayın. Kerem Başkan'da şöyle bir şey de var. Yani halkın genelde ben başkanım diye yapmıyor. Halkın içinde. Evet, yani öyle. Bir gün bağlamasını alıyor eline, çalıyor, söylüyor. Bir gün tiyatro her neyse yapıyor. Yani böyle insanları sürekli içerisinde. Bir gün çocukla bir bakıyorsun haşır neşir olmuş. Evet. Bu zamana kadar ki aslında bu bir öz eleştiridir. Yanlış anlama. Siz uzun zamandır Kızılay'ın içindesiniz. Genelde başkanlar hep böyle somut bir şekilde halktan idareci uzak, olarak, evet, halktan uzak, yani kapısı kimseye açık olmayan insan, ama Kerem Başkan'la bunu görmüyoruz. Kerem Başkan yani genelde ben çok iyi, sıkı takip ediyorum kendisini. Yani bir bakıyorsun bir gün çocuğu kucağına almış, bazen onunla şarkı söylüyor. Yemek dağıtırken görüyorsun. Bir gün yemek, evet, dağıtırken, bir gün bakıyorsun bağlamasını eline almış, türkü söylerken görüyorsun. Yani bir halk adamı, doğru mudur? Aynen öyle başkanım. Çünkü sahada olmak gerekiyor. Yani, evet, sahada olmadığı sürece ne bunun tadını alabilirsiniz ne de bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani siz eğer ki ben başkanım, ben koltukta oturayım, bir tarafımda işte Türk bayrağı olsun, bir tarafımda Kızılay bayrağı olsun, masamda olsun, gelene işte ağırlayayım, çay söyleyeyim. Eğer bu mantıkla yürütürseniz zaten bu tür kurumda görev yapamazsınız. Evet. Bu bir gönüllülük. Biz hepimiz gönüllü olarak bu genel başkanımız olsun, bizler olsun, hepimiz gönüllü olarak biz bu işi yapıyoruz. Bu nedenle sahada çalıştığınız zaten de fakir, fukarayı, yoksulu, yetimi görüyorsunuz. Onlarla beraber göz teması kuruyorsunuz. Ve bu vesilede bu işte ne kadar fazla aşkınız olsa o kadar fazla hizmet ediyorsunuz. Şimdi tabii ki Kumru'da o yıllar yoktu. Sosyal market açmıştık biz o yıllar Kumru'da. O zaman turnuvalar düzenlemiştik. Voleybol turnuvalar düzenlemiştik. Evet. Tabii ki ilçede nüfusu kalabalıktı. Şimdi ilçeler, sahiller her zaman, evet, nüfusu fazlaydı ama iç taraflar eskiden ulaşım imkanları çok fazla olmayınca herkes o ilçede yaşardı başkanım. O ilçede yaşadığı için de şey çok kalabalıktı. Yani merkez, yaşayan insan çok kalabalıktı. Evet. Ve her türlü de etkinlik yapabiliyoruz. Ancak tabii son zamanlarda insanların ekonomisi yükselince herkes araç sahibi oldu. Yollar yapıldı. Genişledi. Asfalt oldu. Sıfır asfalt oldu. İnsanlar artık iç taraftaki ilçelerden sahile gelmeye başladılar. İnmeye, evet, başladı. Köyler boşaldı. İlçeler boşaldı. Tabii ki o yıllar bu şekilde başlamış olduk. Ve giderken günümüze kadar geldik. Şimdi müdürüm bir şey daha notlarım arasında var. Bu bağışlarla ilgili. Evet. Yani örneğin bir Ünye Şubesi İsmet Başkanımız genel merkez mi gönderiyor? Yani genel merkeze bağışlar yapılıp genel merkezden mi şeye ayrılıyor ödemesi? Yoksa, yok, burada kendi sistemiyle, yok, kendi ayrı bağış alarak mı bu işi yapıyor? Biz genel merkez olarak bütün şubelerimize ve temsilciliklerimize gıda kolisi, maddi yardım gönderiyoruz zaten. Tekstil yardımı da gönderiyoruz. Yani bu pandemi sürecinde Türk Kızılay ilk defa kişi başı 500 lira maddi destekte bulundu. Ondan sonra aynı zamanda gıda kolisiydi. Bu şeylerle ilgili yani Kızılay'ın genel listesinde olan, yardım alan vatandaşlara, değil mi? Tabii onun sistemi var. Şöyle sistem var. Başvuran kişi Sosyal Yardımlaşma Fonu ile birlikte ortak olan bir program var. O programda kişinin gelir düzeyine bakılıyor. O gelir düzeyine bakılarak o kişiye yardım ediyor şubelerimiz. Tabii şubelerimizi bağış alıyorlar ve bu bağışlarını kendileri kullanabiliyor ama şartlı bir bağışsa. Bu gelip de Ünye şubemize veya diğer şubemize geldi kişi dedi ki ben Filistin'e vermek kaydıyla bu bağışı yapıyorum değilse bunun adı şartlı bağıştır. O bağışı şube elinde tutamaz. O bağışı genel merkeze gönderecek. Genel merkezde bu bağışı Filistin'le ilgili harcayacak. Evet. Ama kişi şart koşmamışsa, kişi şubeye bağış yapırsa şube kendi faaliyetlerinde bu bağışını kullanmış oluyor. Evet. Gelen işte şubenin bu gelirlerinden tabii ki genel merkezimizde %40 bir payı var. %20'lik de bir amortisman payı var. %40'lık kısmı da kendisi kullanmış oluyor. Evet. Böyle bir sistemimiz var. Size yine döneceğiz ama Adnan abime dönelim. Adnan abi, turizm ve spor. Evet. Çünkü bugün baktığımızda dünyada ülkeyi tanıtmak, ili ilçeyi tanıtmak, memleketini tanıtmanın en güzel iki tane yolu var. Bir tanesi turizm, bir tanesi spor. Yani ben kısaca değineceğim. Türkiye Karate Federasyonu Avrupa'da biliyorsunuz lider ve dünyada lider durumda ve geçen hafta cumartesi pazarı yapılan maçta da Avrupa liderliğine tekrar en yakın ülke Almanya'ya 4 fark atarak, 4 altın madalya fark atarak lider olduk. Bu bir reklamdır. Ülkenin çünkü bayrağı kesinlikle göndere çekiliyor. Defalarca 6 kez adı göndere çekiliyor. Evet. Adı anılıyor. İstiklal Marşı okuluyor. Evet. Yani ben ekran başında gözlerim doldu mesela izlerken. Çünkü sen İstiklal Marşı'nı okunuyor. Kesinlikle. Yani 66 tane ülke Avrupa Şampiyonası'na katılan 66 ülkenin içerisinde senin bayrağın birincisin ve 6 kere göndere çekiliyor. Bu müthiş bir şey. Gurur verici, evet. Turizmle sporu birleştirmek, yani onların beraber faaliyetlerini yapabilmek açısından nasıl bir projeler olabilir, neler yapılabilir? Siz Turizmciler Dernek Başkanı olduğunuz için söylüyorum. Evet Ahmet Hocam, teşekkür ederim. Gerçekten ben sporcularımızı, ki bizim kutsalımızdır bayrağımız ve Avrupa'nın da göğüne çekmişlerdir, onları yürekten tebrik ediyorum. Tabii insanın doğasında heyecan vardır. İnsana heyecanı katan en birinci hareket de spor hareketleri. Bunun içine karateyi de koyarız, doğa sporlarını da koyarız, su sporlarını da koyarız, futbolu da koyarız. Ama insan neyi arar? Bunlarla birlikte hareket arar. Yani sporun olduğu yerde her zaman insan hareketliliği vardır. Dolayısıyla o insanda o hareketliliği yaparken aynı zamanda turizmi yaşar. Yani gittiği yeri gezmek ister. Spor karşılaşmaları bittiğinde ne yapacak? Gezecek, gelmişken yapacak, gezeyim yani diyecek. Gezerken yiyecek, bazı alışverişler yapacak, özel eşyalarını alacak. Aslında insan hareketliliğinin olduğu her yerde turizm var zaten. Bunu da başından beri söylüyoruz. Ama son zamanlarda özellikle coğrafyamıza baktığımızda özellikle Büyükşehir Belediye'miz su sporlarıyla, durgun su ve deniz sporlarıyla ilgili son dönemlerde ciddi bir hareket başlattı. Ama bunu ilçelere yayması lazım. Şimdi işte yani orada şimdi bu hareketliliğinden dolayı ben Sayın Başkanımız Hilmi Güler Bey'i tebrik ediyorum. Ama bu paylaşımı yaparken adil olunmadığını düşündüğüm için de biraz da yermek istiyorum. Çünkü Ordu sadece Altınordu'dan ibaret değil. Ordu'da yayla turizmi yapacaksan sadece Çambaşı değil, Aybastımıza da, Korganımıza da, Kumrumuza da, bu tarafta Akkuş'umuz var. Gerçekten İkizce'miz, Çaybaşı'mız var. Baktığımız zaman bunu paylaştırırken gönül kırmadan, gönül kazanarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir turizmci olarak da mesela durgun su sporlarında Altınordu Havaalanı'nın olduğu havzada kapalı alanlar var, havuzlar var denizle birlikte. Orada yapılması çok doğru. Doğru bir yer seçilmiş ve doğru bir hareket yapılmış. Destekliyoruz. Ama dalga sörfü anlamında mesela dalga sörfü merkezi yapılacağı söylendi. Bu haberi duyduğumuzda ben hemen tebrik ettim. Çok güzel bir artı bir turizm hareketi, artı bir spor hareketi, artı bir denizden kazanım hareketi. Ama durgun su sporlarını Altınordu coğrafyasında inşa ediyorsan bu dalga sörfü hareketinde gerçekten Ünye-Fatsa arası dalga hareketi anlamında plajlarla birlikte gerçekten dalga hareketine sahip bir nokta. Ben baktım haber bültenine, sadece Altınordu coğrafyasında yapılan bir çalışmanın haberlerini gördüm, coğrafyasını gördüm. O anlamda biraz ümitsizleştim ama işte biraz önce dediniz ya, tabela derneği olmamak lazım. İşte bu tür çalışmalarda büyük şehrimize sivil toplum kuruluşları güç verir, destek verir. Siz Turizmciler Derneği Başkanı olarak, İşletmeciler Derneği Başkanı olarak bunlarla ilgili bir proje hazırlayıp Büyükşehir'e, Valiliğe, Turizm Bakanlığı'na sunuyor musunuz başkanım? Bak, çok güzel bir şey sordunuz. Biz şimdi Turizm İşletmeciler Derneği olarak, Ünye olarak, Ünye Karadeniz'de kamp turizmi, karavan turizmi ve deniz turizminin Orta ve Doğu Karadeniz'de başladığı noktadır. Mihenk taşıdır. Siz şimdi karavan turizmiyle ilgili gene Büyükşehir. Maalesef ben şunu söylüyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Tarımla ilgili Hilmi Bey bir hareket başlattı. Hayvancılıkla ilgili, tarım ürünleriyle ilgili ve çok doğru bir hareket. Ordu coğrafi anlamda tarım ve hayvancılığa uygun bir coğrafya. Sonuna kadar destekliyoruz ama aynı zamanda turizmsel gelişim anlamında, plan anlamında da en bakir illerden. Yani Trabzon'un gerçekten yaylalarında yaptığı hatayı imar anlamında, yönetimsel anlamda, planlama anlamındaki hatayı örnek alıp Ordu'da yapmamak üzere bir örnek teşkil etti. Samsun'da otelcilik anlamında Samsun bir hata yaptı. Nerede yaptı bunu? Şehir otelciliğine yöneldi. Yani Atakum bölgesi, Erdoğan Bey de bilir, ikinci bir Samsun oldu. Yani bina ve insan yapılaşması anlamında. Turizm eşittir nedir? İnsanların betondan, şehirden kaçtığı hareketlerdir turizm. Sen şimdi aynı anda 5 yıl içerisinde Samsun Atakum'da 10 taneye yakın 5 yıldızlı otel açıldı. Evet. Şimdi ama pandemi de şunu gösterdi ki turizm şehirde değil, doğada. Doğada. Yani şehirden uzak yerlerde ve butik turizmde. Toplu turizm artık kalmadı. Yani şimdi insanlar insandan kaçar oldu. Peki bu pastadan payı kim alır o zaman? İşte ufuklu yöneticiler bu pastadan payını alır. Siz şimdi çam başına koskoca otel yaparsanız insanlar oradaki bungalovu tercih eder. Bak orada 8-10 tane bungalov var. Dese ki bungalovda mı kalmak istersin? 500 yataklı otelde mi kalmak istersin? Kim orayı tercih eder, betonun içini? Zaten insanlar betondan kaçıyor. Bunu sahille birleştirdiğimizde işte Kültür Turizm Daire Başkanlığı olsaydı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, işte biz şimdi Durgun Su Sporları Altınordu'dayken o daire başkanlığı şunu planlayabilirdi. Hep Ordu'ya yığmayalım. Biraz da Ünye'yi, Fatsa'yı, Perşembe'yi. Böyle bir daire başkanlığı yok mu şehirde? Yok. Sadece müdürlük statüsünde var ve maalesef o ekip de sahaya hakim değil. Zaten o ekip sahaya hakim olsa biz bu paylaşımları yapmayız. Ben şunu iddia ediyorum, bilmiyorum katılır mısınız? Bir şehirde sivil toplum kuruluşları ne kadar çok öneri sunuyorsa o şehir yönetiminde eksik kalmış demektir. Bir şehirde sivil toplum kuruluşları ne kadar yönetimi destekleyici, hizmetleri destekleyici, teşekkür mesajları yayınlıyorsa ve yapılan hizmete destek oluyorsa, içinde bulunuyorsa işte o şehir layıkıyla yönetiliyor demektir. Siz şimdi turizm şehri olan, ki Ünye'den bahsedersek Karadeniz bölgesinde turizm şehri kimliği olan tek ilçe Ünye. Ve bu kimliği kazandıran kurum da Ünye Turizm İşletmecileri Derneği. Ben buradan gerçekten Ahmet Çamyar Başkanımızı ve yönetimini, o karara imza atan meclisimizi buradan yürekten tebrik ediyorum. İşte bu tür kararları aldıktan sonra biz Kültür Yolu Projesi'ne başladık. Ve bu tür hamleleri yaptığınız zaman, ben buradan bizi izleyen Fatsa Belediye Başkanımıza da sesleniyorum, Ethem Bey'e. Genç, dinamik ve gerçekten sahada hakimiyeti olan, sempatisi olan bir insan, güzel bir enerji yakalayan bir insan geldiği günden beri. İşte bunu sahada yönetmek için mesela ben geçen gün Demas bölgesindeki plajı gezdim. Paylaşımlarını gördüm, özellikle gittim. Çok güzel bir plaj çalışması yapmışlar. Otoparkıyla, sosyal alanlarıyla. Evet, o konuda teşekkür ediyoruz başkanım. Fatsa'da hiç plaj yokken gerçekten Ethem Bey'i ben tebrik ediyorum. Büyük şehrin bünyesinde olmasına rağmen Erdoğan Bey, yani plajların yönetimi, denetimi, işleyişi ve orada büyük şehir bünyesinde. Set vardı, o seti de kaldırıyor uzun kumun gözükmesi için. Orada Kadınlar Plajı'nın hemen bitişinde Halk Plajı'nın altyapısının hazırlığı başlamış ve %80'de bitmiş durumda. Sadece vitrinsel çalışmaları var. Şimdi bu tür hareketlileri yapmak için işte sahaya hakim olmak lazım. İşte sahaya hakim olmak için illaki turizmci olmana gerek yok. Turizmcilerden destek alacaksın. Yani bizlere, ben mesela her yazın başında plajlar raporu hazırlıyoruz biz. Ve ben buradan İtfaiye Daire Başkanımız Yusuf Bey'e de teşekkür ediyorum. Bizim hazırladığımız raporlar dahilinde yeni bir planlamayla, yeni bir tabela sistemiyle, QR kodlu tabela sistemiyle hangi plajlarda girilir, QR kodunu okuttuğunuz zaman akıllı telefonunuza bulunduğu yerden en yakın, en güvenli plajı görebilecek. Yani dışarıdan gelen bir vatandaş geldi şimdi, işte burada denize girilmez ama orada bir QR kodları var. QR kodunu tuttuğun zaman telefonuna bulunduğun konumdan en yakın konumdaki mesafe ile birlikte, altyapısı hizmetiyle birlikte plajının hizmetini görmüş olacak. İşte bu çalışmaları birlikte yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda biz sadece deniz turizmiyle değil, doğa turizmiyle de ilgileniyoruz. Doğa turizmi çok önemli bence. Kesinlikle. Çünkü ben hep şunu derim, başkanım sözünü kestim ama. Estağfurullah. Karadeniz çok güzel bir şeyi var. Yani çıkıyorsun 20 dakikada yayladasın, iniyorsun 5 dakika sonra denizdesin. Kesinlikle. Ve yeşille denizin tamamen iç içe olduğu bir bölge. Bunu değerlendirmek lazım. 2018 yılıydı, hatırlarsınız. Burada biz bir Hazar ve Karadeniz ülkeleri şampiyonası yaptık. Evet. Ve bu şampiyonası için çok tenkitler aldık ilden. Dediler ki böyle bir şampiyona neden Fatsa'da yapılır? Neden Ordu merkezde yapılmaz? Ben de şöyle bir şey dedim. Biz bir büyük şehiriz. Ne Ordu'su, ne Ünye'si, ne Fatsa'sı var. Hep birlikte Ordu'yuz. Hep birlikteyiz. Evet. O zaman siz gelin burada bize destek verin. Böyle yapalım dedik ama maalesef biraz önce dediğiniz noktalar burada ortaya çıkıyor. Yani maalesef. İl ve ilçe ayrımları olmaması gereken şeyler. Kesinlikle. Doğa sporları bence insanların hem sağlık açısından hem de birçok insanın bizim sporlarımız efor sarf ettiriyor. Bir karate, güreş, tekvando, futbol ama doğa sporu herkesin yürüyüş yaparaktan hem doğayı keşfederekten yapabileceği. Evet. Bu konuda aslında Turizmciler Derneği Başkanı olaraktan böyle bir ileride doğa yürüyüşleri düzenlemeyi ve insanlarla birlikte olmayı ve bu vesileyle de daha çok il dışından insanları Ünye'mize, Fatsa'mıza, Ordu'muza çekmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi aslında bunun içinde parkurlar gerekiyor. Gerçekten hem macera turizmi anlamında, hem doğa sporları anlamında, hem yürüyüş sporları, hem bisiklet parkurları ve macera turlarında doğa turları var. Yani mesela Ünye'de Kızılkaya'mız var. Gerçekten doğal mağaralarıyla, yürüyüş alanlarıyla yeni bir destinasyon. Bununla birlikte Çıngırtkale'miz var Fatsa'da. Evet. Gerçekten aşağıda sanayinin oradan başlanacak bir yürüyüş parkuruyla zirveye çıkmadan etrafını Başköy tarafından dolaştığımız zaman alt etekleri tamamen insani yaşam alanları hem de tarihi. Şimdi o yüzden diyorum Fatsa'da Çıngırt Kalesi ile ilgili çalışmanın bir an önce başlaması gerekiyor ve Gaga Gölümüz. Yani şu an Çerkezler Tepesi'nde Fatsa Belediyesi'nin orman işletme ile birlikte bir çalışması var. Burada bizim sadece eleştirdiğimiz nokta bu çalışmayı sonuna kadar destekliyoruz ve doğru bir çalışma ama konaklamanın olmasını doğru bulmuyoruz. Şimdi Çerkezler Tepesi şehrin ortasında kalmış bir vaha. Gerçekten muhteşem bir yer. Yeşiliyle, evet, dokusuyla, doğasıyla. Siz şimdi konaklama gibi bungalov koyduğunuz zaman o konaklamada kalan kişiye özel alan yaratmak zorundasınız. Yani insanlardan, halktan soyutlamak zorundasınız. İşte o soyutlamayı yaptığınız zaman amacınızın dışına çıkmış oluyorsunuz. Çerkezler Tepesi şehrin içinde. Mesela o alan bir Gaga Gölü'nün olduğu yerde olsa ya da Çıngırt Kayası'nın üst tepesindeki, Başköy'ün üstündeki tepe olsa doğanın içindedir. İnsanlara özel alanlar yaratırsın. Alanın vardır. Ama biz onu doğru bulmadığımızı düşünüyoruz. Ama bunun yanında gerçekten yaylalarımız var Ahmet Bey, Erdoğan Bey. Erecek Yaylası'nı çok iyi bilirsiniz. Hemen Kumru'nun üstünde. Aynı zamanda Ünye ile ortak bir yayladır. Yani %70'i Kumru'nundur ama %30 kısmı da Ünye'nin coğrafyasının içindedir, Fatih beldesi üzerinden. Çok güzel bir yayla. Gerçekten o çamların içinde, yemyeşil çimenlerinde gittik biz. Ben buradan Ünye Offroad'u da tebrik ediyorum. Motor sporları, Musa Coşkan başkanımızı. Onların organizasyonları çok oluyor. Fatsa'da zaten Fatsa Offroad kulübü var. İşte bu derneklerimizi, bu spor kulüplerimizi belediyelerimizin haftalık ya da 15 günlük parkurlar yapması lazım. Yani mazot desteği versin. Desin ki işte grup belirlesin. Mesela Kızılay'da çocuklarımız var. Muhtaç çocuklarımız. Bu sporlar, gezme, tozma sadece zengine has bir özellik değil. Mesela huzur evimiz var Fatsa'da aktif. Bir akşam ya da bir hafta sonu alsın Fatsa Offroad. Huzur evindeki büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı, amcalarımızı, teyzelerimizi yaylaya çıkarsın. Orada bir piknik yaptırsın belediyenin sponsorluğunda. İndirsin aşağıya. Yani insanları paralı veya parasız, zengin veya fakir, iyi veya kötü diye ayırmadan hep birlikte kucaklayalım. Yani turizm para demek değil. Başkanım, turizm insanla oluyor. Aslında bir ışık, kıvılcım çıktığı zaman sonuç itibariyle bizim insanlarımız duyarlı, duygusal, destek olunuyor. Kesinlikle. Yani bu belediyeler biraz önce dediğiniz gibi biraz bir adım atsalar inanın Belki birçok halk kendi cebinden o insanlara yardım ederek veya o insanlar mazot paralarını karşılayarak bunları yapacaktır. Benim özür dilerim. İşte benim burada vurgulamak istediğim bilen bir birimin olması. Yani, evet, yani öncü büyük bir şehirde olması. Kültür Turizm Daire Başkanlığı, diğer ilçelerde Ünye, Fatsa gibi, Altınordu gibi merkez ilçelerde 3 ayaklı ordu zaten. Ünye ve arteri, Fatsa ve arteri, Altınordu ve arteri. Buralarda da belediyeler turizm müdürlüğü birimini kuracak. 3 ayaklı raporlarda büyükşehirin bünyesinde hayata geçecek. Yani ya, bu ordu için çok kıymetli bir birim. İnşallah hayata geçirirler. Bu arada Ali Gürel arkadaşımızın 3 tane mesajı var üst üste. Memleket evet, için reklamın iyisi kötüsü olmaz. Saygılar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ordu bölgesine gelen karavancı dostların evet, nereye gidelim diye bizden bilgi istiyor, veremiyoruz. Bir tek Çınar suyu var demiş. Çok doğru. Ona değinebiliriz isterseniz. Buyurun. Evet, Ali Gürel Bey'e, Hayriye Yıldız hanımefendiye, Türkiye'deki kamp karavan turizminin öncülerindendir. Aynı zamanda dernekleri de Türkiye'de bütün coğrafyayı kapsayan karavan derneğidir. Bir tutkudur kamp ve karavan derneği ve 3-4 tane derneğin bir arada olduğu. Ve biz onları 2020 yılının 2019'un son yazında Çınar suyunda ağırladık. Gerçekten çok memnun kaldılar ve Çınar suyunda karavan noktası olarak işaretlediler kendi dünyalarının içinde. Ve en son Ordu Büyükşehir Belediye'miz karavan turizmi ile ilgili Efirli'de bir alan hazırlamaya başladığını ve Ordu'nun karavan turizmi burada olacak, karavan parkı diye bir paylaşım yaptı. Sonra da bir gün sonra Kabadüz Belediye Başkanımız Yener Kaya bir özel televizyon programında, ordumuzun televizyon programında şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, Çambaşı'na da bir karavan parkı yapalım diye Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bize talep geldi. Yer hazırlamamızı istedi. Biz de çok memnun kaldık dedi. Ben şimdi gerçekten biraz önce dedik ya, ilçelerle ilgili Kültür Turizm Daire Başkanlığı demek. Aynı zamanda bizim Turizm Derneği'nin Korumalı Turizm Master Planı adı altında bir planımız var bizim. Bu planın kısa özetini ben bütün başkanlarımıza, Enver Yılmaz Bey'e de, diğer valilerimize de, kaymakamlarımıza da, belediye başkanlarımıza da sadece butik örneğini hep sundum. Yani bunun birinci öncelikli amacı planlı turizm. Yani 50 yıllık, 100 yıllık planlıyoruz biz Ünye Turizm İşletmeciler Derneği olarak. Hem Ünye'mizi, hem Ordu'muzu, hem Fatsa'mızı, yani ilimizin tamamını. Eğer böyle bir planlama yapmazsanız ne olur? Belde evler gibi plansız yapılan binaları yıkmak zorunda kalırsınız ve bunun bedelini bütün Ordu öder. Yani yıkmak için değil, yaşatmak için yapacağız. Ve Avrupa'ya dikkat ettiyseniz, en gelişmiş ülkelere şimdi doğasından bir fotoğraf alın ve 40 yıl önceki fotoğrafla karşılaştırın. Emin olun bir tane oynayan hareket göremezsiniz. Çünkü doğa varsa insan var. Turizm varsa doğa var, doğa varsa turizm var. Biz turizm sektöründe doğaya en ufak bir zarar verme lüksümüz yok. Çünkü onun sayesinde biz hareket yapıyoruz. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten Ordumuz çok bakir, çok güzel bir şehir ama turizmsel beyin takımı anlamında maalesef eksik. Biz kendi ilimiz dışından daha çok dışarıdan misafirleri çekerek ilimizi, bölgemizi tanıtmak durumunda olmalıyız. Sadece flaşör, yani resim ve fotoğraf yayıncılığıyla değil, yani icraatlarımızı yaparken o bir fotoğraf karesi alalım da işte bunu icraat olarak yayınlayalım Facebook'ta veya sosyal medyada olmamalı bana göre. Oysa ki icraatları kesinlikle ve kesinlikle yerinde aktif olarak yapılmalı. Yani çok özür dilerim Ahmet Bey, Erdoğan Bey, o kadar güzel bir noktaya temas ettiniz ki. Yaylalarımız var, şelalelerimiz var ve Ordu dereleri ve şelaleleriyle meşhur, gerçekten ünlü ve meşhur bir yer. Evet. Şimdi sizin en samimi, mesela Doktor Kerem Bey, Kerem Kınık Bey dedi ki, ya Erdoğan Bey, Ordu şelaleleriyle meşhur. Ya bir şelaleye gidelim de bir çay içelim dese. Yok. Emin olun bizi izleyenler duysun. Ordu hep şelaleleriyle anlatıyoruz ya, bir tane hazır şelalemiz yok. Ya. Şelaleye gidecek yolu hazır olan, yön tabelalara hazır olan, gittiğinizde ulaşım yolu, güzergahı, seyir noktası, yürüyüş parkuru, araç park yeri, tuvalet altyapısı, bir çay içecek, bir tost yiyecek, sadece çay ve Ordu tostu olacak. Bakın Ordu tostu diyorum. Ünye tostu demiyorum. Fatsa tostu demiyorum. Ordu tostunu ikram edecek ve çay su verecek. Bir tane şelalemiz yok. Yok. Şimdi biraz önce bahsettiğim konu oydu işte, başkanım. Yani ben onu anlatmaya çalışıyorum. İşte siz her gördüğünüz güzel şelalenin resmini çekip ya ordumuz şelalelerimiz var. Ya kataloğa koyuyoruz. Kataloğa koydun. Çiseli şelalesi dedin. Karaoluk şelalesi dedin. Peki Çamaş Kanyonu dedin en basitinden. Emin olun ben geçen sene ailemle birlikte Çamaş Kanyonu'na gideyim dedim. Işıktepe'ye çıktım. Kanyonu bulana kadar. Işıktepe'ye çıktım dedim ki ben Çamaş Kanyonu'na. Ya dedi sen Işıktepe'ye geldin dediler. E nerede? Merkezden içeri gireceksin. Geri emin ben turizmciyim ya. Çamaş'a indim dedim nereden gidecek? Lokantacı dedi ki orada yiyecek bir şey yoktu. İstersen buradan. Yok dedim yemeğe değil gezmeye gideceğim. Şurada tabela var git. Emin ol tabelayı takip ettim gene bulamadım. Vallahi Çamaş'ta bir saat gezdim. Geçen yıl bak. Çamaş Kanyonu'nu bulamadım. Şimdi insanlarımızda öyle bir körlük var ki kendi bildiklerini herkesin bildiğini sanıyorlar. Bakın siz biliyorsunuz Çamaş Kanyonu'nu. Dışarıdan gelen ya da bir Ünye'deki Fatsa'daki bilmiyor. Bilmiyor. Onun gitmesi için hayatı kolaylaştırmanız gerekiyor. Yani turizm, macera, doğa, ırmak, dere, turizmi gerçekten etrafı yaşatacak turizmde ben bir yabancı olarak tanımadığım bir insana kanyon nerede diye sormaya çekinirim. Beni tabela götürecek. Ben kimseye sormayacağım. Navigasyon da götüremiyor. Doğanın içindesin. Çekmeyebilir. Şarjım bitti. Neyle gideceğim? Geri nasıl döneceğim? İşte biz Kültür Turizm Daire Başkanlığı derken ben Sayın Başkanımız Hilmi Bey gerçekten profesyonel bir insan. Planlı, programlı bir insan. Bu sesimizi duyurana kadar da söyleyeceğim bunu. Maalesef Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin turizm beyninde eksiklik var. Ben bunu buradan söylemek istiyorum. Bu sizin bir STK çalışmanız ve bireysel de çalışmanız demek. Tabii ki. Tabii ki. Bu konuda sizi biz sadece Ünyeli görmüyoruz. Aynı zamanda Fatsalı olarak kesin, da görüyoruz. Fatsa da bizim. Hepsi bizim. Yani biz coğrafya ayrımı yapmıyoruz. O yüzden çalışmalarını gerçekten takdire şayan buluyoruz ama biraz aslında şöyle mi yapmak lazım? Dernekleri, STK'ları bir araya toplayarak, güç oluşturarak, tabi bu yine söylüyorum, federasyon kurup da 50-60 derneği yana alıp sadece işte ben bu federasyonu kurdum değil de yani bir güç oluşturarak daha çok çünkü verimli olacağını düşünüyorum aslında. Ben böyle düşünüyorum şahsi olarak. Vallahi buradan son söz olarak söyleyeyim bu konuyla alakalı. Şimdi sosyal medya, yerel basın gerçekten Ünye'mizde de ordumuzda da güçlü. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin de Sayın Valimizindeki Sayın Valimiz doğaya tutkun bir insan, doğayı seven bir insan. Ben buradan Sayın Valimizin her ilçede bir şelaleyi hayata geçirmesini istirham ediyorum. Yani her ilçemizde şelale var ve her ilçemizden de bir şelalenin yoluyla, yön tabelasıyla, ulaşımıyla, hizmet altyapısıyla bunu yapacak ordumuzun da gücü var. İlçelerimizin de gücü var. Sadece bir takım kurulacak. Yani Ordu Turizm takımı kurulacak. Ve bu anlamda Büyükşehir'in basın grubu var. Basın yayın bölümü var. Başkanlığı var. Ne iş yapıyor onlar? Yani bir Adnan Sobi'nin Üntip Derneği başkanının yaptığı turizmsel açıklamaların sadece son 5 yılını bir araya getirse zaten bizim korumalı turizm master planını oluşturuyor. Yani liyakat, liyakat, liyakat ve ahlak, ahlak, ahlak. Başka bir şey değil. Gerçek anlamda işi ehline bırakmak. Maalesef. Değerlere sahip çıkmak. Kesinlikle. Bu arada Erdoğan Müdürüme tekrar dönmek istiyorum. Bizim Ordu olarak genel merkezde gerçekten bir şansımızsınız. Değerimizsiniz. Yani bunu bilelim. Çünkü birçok genel merkezle, Kızılay Genel Merkezi ile Ordu'daki ilçeler veya işte mahalleler, il yönetimiyle ilgili sorunlar arasında köprü oldunuz ve istediğinde bu zamana kadar sizin sayenizde birçok noktada ben Ordu Kızılay'ın, Ordu Kızılay derken ayırmıyorum genelini yani ilçelerde dahil 19 ilçede dahil aldığını düşünüyorum. Genel merkeze yönetime alınma hikayenizi bir kısaca alabilir miyiz başkanım eğer mahsur yoksa? Yok estağfurullah. Şimdi Tabii Kızılay 3 yılda bir hem şubeler hem de genel merkez olarak seçim dönemi var. Şubat ayında, 3 yılın bitiminde Şubat ayında ilk önce bütün şubeler kongrelerini yaparlar. Kongrelerini yapılınca o şubelerde bir Ankara delegesi seçilir. Peşinden Nisan ayında da genel merkez kongremiz olur. Tabii ki genel merkez kongremizde 2016 yılında Dr. Kerem Bey genel başkan olarak seçildi. Ben o zaman Kubu Şube Başkanıydım. 2019 kongresinde de genel başkanımız sağ olsunlar bir dönem bu dönemde beraber çalışmak istediğimizi, listemize dahil edeceğini söyledi. Biz de tabii onu duyduk. Sayın Doktor Kerem Kırk'ta çalışmayı listesine dahil etti ve 2019 Nisan ayından bu zamana kadar çalışıyoruz. Önümüzdeki sene 2022'nin Nisan ayında da yine genel merkezimizde kongremiz olacak. Belki yine çalışmak devam edilirse, nasip olursa devam ederiz. Etmese yine Kızılaycılık illa bir makamla gönül işi, tabii makamla olmuyor. Ondan sonra elbette biz, yani ben bu zamanda Kızılaycılığı genel merkezde yapmadım. Genel merkez olmasa yine gideriz. Sizin şahsi olarak değil ama müdürüm, ama il olarak gerçekten sizin genel merkez yönetiminde olmamanız bizim ordu için bu bir şanstır ki. Samimiyetimle söylüyorum kesinlikle, bunu. Çünkü aslında işte bu tür değerlerin değerlendirilmesi lazım. Demek istediğim buydu. Biz düşünün 30 bin, belki 14 bin, işte 15 bin nüfus merkezi olarak Kumru'dan çıkıp gelip sonra Fatsa'da çıkıp genel merkeze, yönetime girmek, bu bir başarı öyküsüdür bana göre. Yani çünkü ben de Karate Federasyonu'nun il temsilcisiyim ama Karate Federasyonu yönetimine girmek için kolay değil yani bu işler çünkü. Şimdi Allah razı olsun. Ordu aslında bir şeyimizin farkında değiliz. Değerlerimizin farkında değiliz. Evet, Ordu olarak biz doğru. Ankara'da bürokratik anlamında gerçekten çok güçlüyüz. Yani çok Ankara'da yönetimsel, ülke yönetiminde çok değerli büyüklerimiz var. Onlardan da hepsine Allah razı olsun. Hepsinin yolları açık olsun. Gerçekten pırıl pırıl insanlar. Hepsi de bu memleket için mücadele veriyorlar. Sadece Ordu için, ülke için mücadele veriyorlar. Tabii bize de bir görev verildi. O görev verildiği sürece yapacağız. Eğer ki o görev değil başka bir görev ise onu yapacağız. Yani. Neticede sağlığımız yerine verildiği takdirde işte Adnan abimiz turizmle ilgili uğraşıyor. Bir taraftan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Siz bir taraftan dernekli, spordu vesaire birçok alanda görevleriniz var. DASKUT. Oradan bir yerden çalışmaya başlıyorsunuz. Hepimiz neticede bir türlü gelirimizi, kazancımızı başka bir yerden hallediyoruz. Ama bunun haricinde de vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, memleketimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ordu'da da bütün ilçelerde teşkilatlandık. Bütün ilçelerde teşkilatımız mevcut. Bu zamanda gelen bazı sorunlarımız vardı. Onları hallettik. Ondan sonra inşallah bundan sonra Kızılay'ın gücü ilimize daha fazla olacaktır. Amacımız fakir fukara kalmasın, yoksul kalmasın. En ucudaki da neticede bizim vatandaşımız onun ayağına gidilsin, takip edilsin, bakılsın. Çünkü bir de Genel Başkanımızın getirdiği bir stratejik plan var. 2030 stratejik plan. Buradaki Genel Başkanımız şunu söylüyor. Yani biz tamam fakir fukara yoksul ama her gün ona koli vermeyelim. Biz bu kişinin fakirliğini de ortadan kaldıralım istiyoruz. Yani, doğru olan bu zaten. Yani bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz devamlı bir fakirdir. Hep kolilerle balık tutmayı öğretmek tabii lazım. Yani evet. Bu neden fakir? Neden yoksul? Bu yoksulluğu nasıl yok edebiliriz? Sorunu bununla ilgili tabii toplumsal dayanıklılık ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Türk Kızılay'ın dediğim gibi Türk Kızılay gerçekten her genel başkanımız üstüne bir şey koymuş ama son zamanlarda hadi Kızılay yani marka de marka olmuş. Dünya markası olmuş. Ve aynı zamanda bizim beklenen olmuş. Evet, genel başkanımız aynı zamanda da Kızılay ve Kızılaç Federasyonu'nun Avrupa'dan sorumlu genel başkanı. Yani sadece bizim genel başkanımız ama bizim genel başkanımız değil. Aynı zamanda da Kızılay ve Kızılaç Federasyonu'nun Orta Asya'dan sorumlu Avrupa Genel Başkanı. Böyle de bir şey var, sorumluluğu var. İnşallah daha iyi günler göreceğiz. Hepimiz bir işin ucundan tutarsak ve yaptığımız işi de en güzel şekilde, sadece az önce bahsettiğim gibi yani göstermelik değil, fotoğrafla değil, en güzelini yapacağız, en iyisini yapacağız. Mesleğimizin de bu şekilde ve bu şekilde de herkes bir işin ucundan tutarsa da başarıya ulaşacağımızı ben düşünüyorum. Çok doğru. Şimdi iki başkanım buradayken benim bir önerim var. Moda TV izleyiciler de bizi izliyorlarsa ve STK dernek başkanları da izliyorlarsa en kısa zamanda kampanyası ile ilgili Ordu'daki özellikle ÜNYEFA ve HASSA STK'larını bir araya toplayarak geçen Fatma Binnur Başkanımızla da görüşmüştük. Ordu'da güçlü bir kan bağış kampanyası yapalım istiyoruz. Çünkü bu çok önemli. Her dernekten 10 kişi gelse, 30'ar dernek olsak, yani o gün en az bir 1000'i Ordu'da tamamlayalım diyoruz. Yani şimdi şöyle, Orta Karadeniz, buradaki bütün şey, Orta Karadeniz Samsun'daki bölge müdürlüğümüz bakıyor. Amasya, Tokat, Sinop, Ordu ve Samsun'a bakıyorlar. Tabii ki burada şöyle, bu akşam yine beni Fatsa Devlet Hastanesi'nde yatan, yoğun bakımda yatan bir hastamızın babası aradı. Buradan da kendisi yine geçmiş olsun diyorum. Allah şifa versin. Kan ihtiyacı, Rh negatif. Artık eskiden negatifler bulunmazken şu anda en fazla bulunan Rh pozitif dahi bulunamıyor. Çünkü niye, südomuz tükendi. Evet. Yerine kan verilmesi lazım. Bir de vatandaşta şöyle bir şey var. Ya biz mesela Takat yoluna gittik şu anda. Ya diyoruz, bize de kan ver. Biz senin kan ihtiyacını halledelim ama sen de bize etrafında, çevrende bize kan bağışına bulun. Bir kan bağışına bulunsunlar. Fakat vatandaş şöyle algılıyor. Ya ben gittim. Kan bağışı, işte Fas'ta bugün ekibimiz vardı. Ekibe verdim. Verdikten sonra benim kanımı verecekler. Bugün istemişler. Oradan kan istemişler. Demişler biz kan verdik. Kanımız nerede? Bize vermeyecek misiniz? Çünkü biz onun kanı o şekilde veremiyoruz. Yani kan ilk önce Samsun'a gidiyor. Samsun'dan o küçük tüplü alınan kanlar uçağına İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da laboratuvarlarımızda olan tahlili yapılıyor. Tahlil yapıldıktan sonra kullanabiliyor raporu çıktıktan sonra o kanlar işlendikten sonra hastanelerin ihtiyacına göre gidiyor. Ve hastaneye ihtiyaç da şöyle sistemimiz var. Hangi hastane sisteme giriyor, diyor ki benim şu kan ihtiyacım var diyor. Ve o kan elinizde varsa zaten vermek zorundasınız. O yani o kişi kan bağışı getirse de getirmese de elinizde varsa vermek zorundasınız. Ama elimizde olmayınca da bulamıyorsunuz, vermiyorsunuz. Ve bir de şey var. Şimdi geçen bir hasta yakını beni aradı. Diyor ki ben diyor İstanbul'da diyor 5 kişiye kan verdirdim diyor. Benim hastası da Ordu'da yatıyor. Fakat o kan, İstanbul'daki verilen kan İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da yatıyor. Evet. Elbette Ordu'da verirsin ama burada, bu bölgede verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani kan alırken de insanlara, hani şimdi ben gittim hastam var kan alacağım ama hastaneye aslında bana orada bunu yaptırarak Kızılay kan vermeyi de öğretiyor. Yani teşvik ediyor aslında. Evet. Yani bu zorlama değildir aslında. Yok, değil, arkadaşlar değil. Yani kesinlikle. Artık gerçek anlamda, çünkü biz de biliyorsun artık Kızılay'la haşır neşir olduk. Birçok şeyin içerisindeyiz. Gerçekten sıkıntı var bu konuda yani. Ya bizim kanımız bize yetecek diyorsak, yani başka ülkelerden kan almayacak diyorsak hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yapacağız. Gideceğiz, kan vereceğiz. Devlet kan toplama yetkisini, görevini Kızılay'a vermiş. Kızılay bu görevi bir kazanç elde etmek için yapmıyor. Kesinlikle. Sakın böyle bir şey anlaşılmasın. Yani biz bir dernek olarak gidip de hani kan toplarken bunlar para kazanıyor diye şey, kan parayla satılıyor falan artık yok, o devler öyle, öyle bir şey yok. Tabii. Bu bir yerde kaldı. Şöyle bir durum var. Herkesin sosyal güvenliği var. Sosyal güvenliği. Sosyal güvenliği olmayan kişilerde de yeşil kart dediğimiz, devletimiz herkesin güvence altına almış. Elbette ki bizim de Kızılay olarak kan tahlil yaparken o kanın poşetleri olsun, iğnesi olsun, o tırın kirası olsun veya masrafı olsun bir maliyeti var. O maliyetin emin olun ki yani çok az bir kısmını biz sosyal güvenlik kurumuna alıyoruz. Devlet diyor ki bize sana vereceğim rakam bu diyor. Onu almak zorundasınız. Biz o kısımla birlikte bu şeyi ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Ama buradaki en büyük unsur bağışçı. Yani bağışçı, siz gittiğiniz ilçenin en merkezi yerine aracınızı koydunuz. Eğer bağışçı gelmediği sürece ne yaparsanız yapın, yapamazsınız. Yani, evet. Ve bir de ben buradan yine vatandaşlarımıza sesleniyorum. Biz kan bağış araçlarımız mutlaka halkın yoğun olduğu yerler biz konuşlanmak zorundayız. Tabii konuda sağ olsun belediye başkanlarımız, yerel yönetimler, ilçelerdeki fahri başkanımız olan kaymakamlarımız, illerimizdeki fahri başkanlarımız, ulusal başkanımız, sayın valilerimiz bize bu konuda her türlü desteği sağlıyorlar. Fakat vatandaşlarımızdan bazı şikayet geliyor. Ya işte niye meydanda, niye bu? Ya biz aldığınız aracı geldiniz ilçenin dışına bir yere koydunuz. Kim gelecek? Kim gelecek? Yani vatandaş gelmeyince siz bir işletme açarken bir mal satacaksınız. Gidip de ilçe dışına açar mısınız bu işletmeyi? Halkın yoğun olduğu yerde 2 kat kira öderek orada açarsınız. Bizde böyledir. Yani vatandaşın bize gelmesi gerekiyor. O konuda da yani kanın, yani bir de şey var. Kızlar, yani ben her zaman söylüyorum. Bazı bize geliyor. Ya diyor, benim bir para vereceğim, bağış yapacağım veya bir fakire bir kıyafet vereceğim. Kendisi de verebilir, bizi de verebilir. Biz de aynı işi yapıyoruz. Fakat kan öyle değil. Kanı mutlaka ne olursa olsun Kızılay'a gelecek. Kızılay da kan bağışını yapacak ki biz de onu ihtiyaç sahibine ulaşalım. Aynen. Yoksa başka yerde bulma şansımız yok bizim onun. Evet, ben bu kan bağışı kampanyasında Adnan Başkanım'dan da buradan sözü almış olalım. Tamam, şöyle yani, yapalım. Yani eş zamanlı ordunun bütün ilçelerinde başlatılabilir mi Erdoğan Bey? Tabii. Bütün ilçeler. Yani diyelim ki mesela şu tarihte, şu saatte ikiye böleriz. Bütün ilçeleri 19 ilçe aynen, belki onda yetişmeyebilir. Tamam. O zaman, aklıma geldi. 2-3'e bölebiliriz. Altınordu, Fatsa, Ünye'de aynı anda başlayabilir mesela. Altınordu, Fatsa, Ünye'de arka ilçeler aynı ve biz de orada STK başkanları olarak orada bulunuruz. Öncülük yaparız. Biz de veririz. Benim zamanım geldi bu arada. Daha öncesinde gidip gerekirse oranın belediye başkanı kaymakamıyla bir görüşme yaparız. Halkı bilinçlendirme, davet etmeleri açısından. Ve bu şekilde bir projeye imza atalım inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Programımızın da sonuna geldik. Adnan Başkanım son sözlerini alalım. Evet. Programımızı yaşarız, sonra Erdoğan Müdürü'nden son sözlerini alıp bitireceğiz inşallah. Ben gerçekten bu güzel programa davet ettiğiniz için ve güzide bir konukla birlikte eşlik ettiğim için de çok memnun oldum. Ben size ve bizi izleyenlere şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben de tabii bu iki tane güzel abimizle dostluğumuzun arasında olmaktan mutlu oldum. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Tabii ki Adnan abi bizim babam dostu. Buradan da Eşref abi, rahmetli Eşref Sobi abimizi rahmetle anıyorum. Aynı zamanda da Aydın hocamızı yine rahmetle anıyorum. Çok erken yaşta aramızdan ayrıldılar. Ben gerçekten her zaman takdirle karşılıyorum Adnan abinin çalışmalarını, faaliyetlerini. Memleket için yaptıklarını. Onun için de bu akşam programda denk düşmemiz benim için de bir ayrıcalıktı. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Ahmet Karacı arkadaşım da Kumru'dan tanışıyoruz. Ben uzun yıllar Kumru'dan, aynı zamanda Kumru'da enişçisiyim ve Kumru'da uzun yıllar çalıştım. Tabii ki Kumru'da olması nedeniyle de ayrıca bir dostumuz var. Ama her platformda, her türlü STK'da, her türlü faaliyette mutlaka ya bir yolumuz kesişmiştir. Kendisini her zaman takdirle karşılıyorum. Daskut, bir köy derneğinin başkanlığı, Esence Köy Derneği Başkanlığı, Kızılay, nerede varsa Karate Federasyonu İl Temsilciliği Ahmet Hocam var. Ben gerçekten Ahmet Hocam gibi bütün sayılarını atmasını temenni ediyorum. Ben şu görüşteyim. Dediğim gibi hepimiz bir yerden bir gelirimizi, kazancımızı elde ediyoruz. Ama mutlaka da bir sosyal sorumluluk adı altında hepimiz gücümüz yettiğince mutlaka bir şeyin ucundan tutalım, faaliyet gösterelim. Çünkü bu memleket bizim, bu topraklar bizim ve çocuklarımız var, hepimizin evlatlar var. Biz onlara bu emaneti, bizim aldığımız bu emanette onlar devredeceğiz. Onun için de onlar da bize iyi yardım etmesi için hani diyorlar ya iyi bir eser bırakmak, iyi bir şeyler bırakmak diye. İnşallah nasıl ki az önce Eşref abimizi, Aydın hocamızı yad ettiğimiz gibi bizi de inşallah bizden sonraki kadar güzel yad etmeleri temennisiyle ben yeniden çok teşekkür ederim. Programımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet sevgili seyirciler, bu akşam iki değerli konuğumla STK'ları, Kızılay'ı konuştuk. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum.